Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sorunları yerel idarelerin genel yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla bugün de Gaziantep'li İstahiye ilçesi Elbistan Höyügü Mahallesi Muhtarı Mehmet Eroğlu ile röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Kaç dönemdir muhtarsınız? Bir dönem. Birinci dönem muhtar seçildiniz. Evet. Muhtar, öncelikle bu yolu sormak istiyorum. Yani yol o kadar kasis oluşmuş ki buraya güçlükle bindik. Evet. Bu yolun asfaltının yapılması için müracaat ettiniz mi? Ettik efendim. Belediye yaptı. Evet. Yapacağız diyorlar. Burası zaten 12 yıldan beri bizim yol ve köy hizmet görmeyen bir yer. Hizmet unutulmuş değil mi? Unutulmuş. Evet. Evet. Diğer hizmetleri soracağım zaten. Evet. Sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak bir defa geldik bu yoldan. Burası aynı zamanda grup mahalle yolu. Evet. Daha önceden köydü. Artık yol demeye 40 tane şahit lazım. Her taraf kasis oluşmuş. Yani kasise düşmeden bir aracın burada ilerlemesi mümkün değil. Değil mi efendim? Değil, evet. Ne alt yapı kalır, ne ön düzen kalır, değil mi efendim? Evet. Evet. Arkadaşımız da dedi, yeni model aracımız vardı. Onu dedi, satmak zorunda kaldı. İşte gördüğünüz gibi köyün bindiği araca bindik dedi. Evet. Yanımızda da köy halkından ismi efendim? Fuat Eroğlu. Fuat Eroğlu. Akraba mıyız muhtarımla? Kardeşim. Kardeşin. Yani sen abisin o. Ha, ben onun büyüğüm. Sen onun abisin, evet. Arkadaşımız da yeğeni. Evet. İsim Oğuzhan Eroğlu. Oğuzhan Eroğlu, arkadaşımız da İzmir'de. Bu da İzmir'de. Bu da yani. O da İzmir'de, evet. Ha. İzmir'in 28 ilçesinin tamamını gezdik. Çok güzel insanları var sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşlarımız bizi aradı. Tekrar davet ettiler. Yaz ayında inşallah o tarafa geçeceğiz. İnşallah. Tekrar ziyaret edeceğiz arkadaşlarımızı. Evet muhtarım. Altyapı kanalizasyon var mı? Yok abi. Muhtarım, diğer köylere de dağ köylerine yapılmış. Buraya nasıl yapılmamış? Abi işte dedim ya, bizde 12 yıldan beri sağ olsun şimdiki bir başkanımız var. Biraz o yardım ediyor. Biraz olsa fayda görüyor. Diğerlerinden hiçbir şey göremedik. Bize yardım etmediler. Köyde kişiliği varken yani burada kaç yıllık burası köyde efendim? Abi burası 50 var. Yani daha öncesi 1960'tan bu yana köyde, evet. Burası. Örtülüyle beraber de muhtarlığımız ayrıldı. Ne zaman ayrıldınız? 94'te. 94'te ayrıldınız. Evet. Yani 20 yıllık burası köy. Ne 20 yıl? 50 sene. Ya, anladım da muhtarlığı ayrılmış. Sayın izleyiciler, 20 yıl önce köy tüze kişiliği kazanan Elbistan, evet. Höyügü'ne hiçbir hizmet yapılmamış. Hiç yapılmadı. Köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok efendim. Yok. Taziye evi? Yok. Kültür evi? Yok. Çocuk parkı? Yok. Yok. Çocuk parkı istiyorsunuz mu? Evet, gel bakın buraya. Evet. Gel buraya. Evet. Bak ne kadar güzel bir çocuk sayın izleyiciler. Aman. Köylerde bir evcil bile yok. Beyefendi yine vuracağız. İsmin ne senin? Dila. 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 Dila, çocuk parkı istiyor musun? Evet. Sesli söyle. Evet. Evet, çocuk parkı yok, oynayamıyorsun değil mi? Evet sayın izleyiciler. Allah, Allah bağışlasın. Çok güzel bir muhtarımızın ne olur? Yeğenleri. Bunun ismi ne? Tahsin. Tahsin. O kaç yaşında? Bu ondan bir yaş küçük. Bu da ondan bir küçük, evet. Çocuk parkı istiyor musun? Evet. 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 İstiyor musun? Evet, daha yeni konuşuyor. Dila ama istiyor değil mi efendim? Evet sayın izleyiciler, işte siz de görüyorsunuz. Biz daha önce araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin her icra köşelerinde röportaj yaptık. Daha İzmir Karaburnu'na da gittik, Elazığ Karakoçan'a da gittik sayın, evet. izleyiciler. Türkiye'nin her iline ilçesine gidiyoruz. İşte halkın sorunlarını yerel idarelerin genel yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla tüm dünyaya duyuruyoruz. Daha önce diyorduk ki, şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakkı sahibi olduğunu belirtiyorduk. Ancak burası da tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Yani şehirli oldu. Ancak çocuk parkları yok. Değil mi? Yoktur efendim. Çocuklar cıvıl cıvıl ne güzel oynuyor. Az önce Türk Bahçe Köyü'ne gittik. Çok güzel yolun kenarına bir, evet, çocuk parkı yapmışlar. Yani. Değil mi efendim? Her köyde, evet. var. Birçok köyde var. Ancak bu köyde burada çocuk yok, parkı yok. Evet. Çocuklar işte oynayacağı bir alan yok sayın izleyiciler. Mutlaka çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet. Muhtarlık odanızda yok. Yok. Hiçbir sosyal bir alan yok değil mi? Yok, yok, hiç sosyal, devletten hiç sosyal akım yok. Evet. Sayın izleyiciler, altyapı yapılmadığı için üç yapıya da geçilmemiş. Sadece muhtarımın sokağının bulunduğu yerde kısa bir parke taşı yapılmış. Kaç? 1500 metrekare parke taşı döşenmiş. Mahallenin diğer sokakları çamur deryası içerisinde. Mutlaka biz alt yapıya öncelik verilmesini istiyoruz. Çünkü alt yapı yapılmazsa üst yapıya da geçilmez. Kesinlikle. Değil mi efendim? Evet efendim. Evet. İçme suyunda sorun var mı efendim? Sıkıntı yok, onu sağ olsunlar bu dönem yaptırdık. Daha yeni yapıldı. Evet. Kaç hane efendim burası? Burası 42 hane. 42 hane. Nüfus ne kadar? 354. 354. Evet. Evet. Orta ölçek bir köydü. Mahalle oldu. Evet. Emekli misiniz muhtarım? Yok. Emekli değilsiniz. Muhtarlarımızın sesika primlerini devlet yatırıyor mu?
Yok, yatırmıyoruz. Yatırmasını istiyoruz mu? Tabii ki istiyoruz. Yani. Evet sayın izleyiciler, muhtarların genel isteklerinden bir tanesi de SSK primlerini devlet yatırmıyor. Yani devlet kaçak işi çalıştırıyor. Esnaf Bağkur'u değil mi efendim? Doğru, evet. Esnaf Bağkur'u evet, olarak muhtarlar, muhtar seçilir seçilmez efendim Bağkur'a otomatik olarak kayıt yapılıyor. Evet. Ancak SSK'sında devlet yatırmıyor. Yatırmıyor. Başka bir vatandaşımız bir iş yeri açtığında hemen ne yapıyor? Evet. Ona ceza kesiyor. Ceza kesiyor. Evet. Evet sayın izleyiciler işte siz de izliyorsunuz. Mutlaka bir muhtarları SSK primlerinden devlet yatırsın diyoruz. Muhtarlarımızı halk seçiyor. Değil mi efendim? Evet. Muhtarın partisi de yok. Yok canım yok. Sadece Türk bayrağı altında halktan evet, oy istiyor. Her partili muhtara oy veriyor. Muhtar da halk için hizmet istiyor yetkili. Tabii bak. Değil mi efendim? Tabii. Evet onun için de muhtarların siyasi görüşleri ön planda tutularak hizmetin ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Evet. Değil mi tabii muhtar? Canım, tabii. Evet. Evet, abinize söz hakkı verelim bir de. Buyurun. Evet, siz ne yapılmasını istiyorsunuz? Vallahi işte altyapı, bu taş döşeme, kilit taşı. Evet. Yani çok yoruz. Köyümüzün hizmeti çok. Yani şimdi yolumuz az da büyük yol. Evet, yol öncelik çok yol yapılmalı. Zaten. Yani yol, gidiş, gelmek çok yani zor. Sosyal bir hastan olsa yok, surat yapamazsın. Su yapamazsın yok. Evet. Sayın başkanımız da sağ olsun dedi bu sene yapacağız. İşte bu belediye başkanımıza biraz katkıda evet, bulunur yani. Evet. Bulunuyor mu? Bulunuyor, bulunuyor. Allah razı olsun yani. Evet. Genç olarak arkadaşımıza soralım. Mahallemize ne istiyoruz? Mahallemize kilit taşının yapılması, şu suların gitmesine, altyapının yapılmasına. Altyapı, çamurun giderilmesine. Evet. Altyapı, altyapı olmadığı için altyapı görüyorsunuz. Altyapı yapacak zaten. Sular hep orada birikinti yapmış. Sine evet, sine evet, konuşmasına da. Daha yine biz en temiz yerde oturuyoruz yani. Evet. Arazi yollarımız ne durumda benim? Arazi yollarımız da çok berbat. Arazi yollarımız da berbat. Onun için de müracaat ettiniz mi efendim? Ettik efendim. Ettiniz. Görüyorsunuz yani önceden köy güzel kişiliği varken neden bu muhtarlar hizmet almamış efendim? Vallahi efendim bilmiyoruz yani bir sıkıntı olmuş demek ki yani. Hizmet alınamamış. Alınamamış yani. Evet. Alamamış herhalde. O zaman ne diyoruz? Zaten hizmette... bizim bu köy dışarıdan yani hep köylere farmasa gezersin gör. Evet. En şey almayan burası. Hiç hizmet almamış. Bilmem bizi yabancı evet, görüyor. Yani. Nasıl edilir? Daha yani, köylerine gittik yani mahalleye diyoruz. Temelimiz daha... buradan gelmeden al. Temel Balak tarafından gelme. Ondan bize korba hayla bırak. Evet. Hükümen olduğumuz için öyle. Yani. Evet sayın izleyiciler. Biz ayrım yapılmasını istemiyoruz. Vallahi ayrım yapılıyor. Geri geldiği için aynen, söylüyorum sayın izleyiciler. Her ilçede bir iki yerde şiirimi okuyorum. Adem ile Havadan olduk hepimiz. Bir avuç toprak diktik, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı hasgül gibi, zamanı dolar uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan, her yanımız ortaktır bizim. Yani dili, ırkı neyi hiçbir fark etmez. Etmez. Bütün insanlar kardeş, önemli olan insan olduğu için hizmet yapılmalı diyoruz. Ayrımcılık yapılmamalı diyoruz. Değil mi efendim? Doğru, doğru. Ve en son olarak sesleniyoruz. Diyoruz ki hizmette unutulan Elbistan, Elbistan höyügü mahalle oldu. Hizmet bekliyoruz. Bekliyoruz. Değil mi efendim? Evet, evet. Muhtar arkadaşımıza ve abisine de teşekkür ediyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiği için. Son söz bir şey söyleyeyim. Evet buyurun. Şimdi bizim bu köye bu okul bir de eskiden bir kuyumuz vardı. Ta bu Ecevit'in ilk başbakanında yapıldı. Evet. Ondan bugüne kadar bizim bu köy hiç hizmet almadı. Hiçbir hizmet almadı. İşte kaç sene oluyor? Hizmet unutulan evet, bir köy. Evet. Yalnız bu sene Kemal Vural belediyordu. O da bizim buramız evet, sayılır. Allah razı olsun bize bir içme suyumuzu. Evet, içme suyu sorunu çözdü. Getirdi abi. Gelmez sağ olsun. Evet. Kemal Vural belediye başkanına da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Ha. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Olur.